Merhaba sevgili dostlar, şu anda elimde iPhone 10S var. İlk karşılaşma anımız az önce tüm basın mensuplarıyla aynı anda ben de bu cihaza eriştim. iPhone 10S'te ne gibi özellikler var? Ekran çok daha sağlam, süper retina bir ekranla karşı karşıyayız. OLED teknolojisi var sevgili dostlar. Ekranda çözünürlük iyileştirildi. 2688'e 1242 piksellik bir çözünürlük var. 3.3 milyon piksellik bir ekran var şu anda karşımızda. İnç başına düşen piksel oranı da 458 sevgili dostlar. Şu anda elimde bir gold renk görüyorsunuz. Silver ve space gray olmak üzere iki farklı renk daha var. Bu arada telefon IP68 sertifikayla su geçirmezlik sertifikasına sahip. Yani suya dayanıklı bir, daha dayanıklı bir telefon var elimizde. Abisi hemen arkamda 6.5 inçlik iPhone 10S Max duruyor. Onu bir başka videoda sizlerle paylaşacağım. Kontrast oranı çok önemli. 1 milyona bir kontrast oranı var. Onunla beraber HDR 10 ve Dolby Vision ses desteği de var. Stereo sesle beraber çok daha güçlü olduğunu belirtebilirim sevgili dostlar. Face ID iyileştirildi. Çok daha hızlı ve güvenli olduğu belirtildi. Bu arada telefonda A12 Bionic işlemci var. Bu işlemci çok daha güçlü. Onunla beraber Neural Engine, yani yapay zeka çok daha güçlendirildi. Gerçekten oyunlardan müthiş bir performans ve aynı zamanda güvenli yüz tanıma işlemini de gerçekten çok hızlı yapan bir telefonla karşı karşıyayız. Dahili hafıza 512 GB'a da yükseltildi ve machine learning, gerçekten bu da önemli. Çünkü öğrenen bir telefonla karşı karşıyayız. Machine learning çok daha geliştirildi. Onunla beraber ekran 120 Hz sevgili dostlar. iPad Pro'da karşılaştığımız ekran 120 Hz, yani daha akıcı bir ekran var şu anda elimde. Ekran yine 3D Touch desteğine sahip, dokununca uyanıyor. True Tone desteği var, yani etraftaki ışığa karşı görüntüyü en iyi şekilde size sunabilmek için bu telefon görüntülerini ayarlıyor. You can use it. Sorry, just one minute. Telefon iOS 12'nin avantajlarıyla beraber geliyor. Tabii ki kameralar daha da iyileştirildi. Ne gibi iyileştirildi? 12 megapiksellik iki tane lens var arka tarafta. Bu lenslerden bir tanesi f1.8 geniş açı. Diğeri ise telefoto f2.4 diyafram açıklığına sahip 2x optik zoom arka kameradan mevcut arkadaşlar. Ön kamerada ise 7 megapiksellik bir çözünürlük var. Bu çözünürlüğün diyafram açıklığı f2.2. Ön kamerada bir de infrared lens var. Ekranla beraber mobil internet de geliştirildi. Gigabit LTE kullanabileceğimiz bir telefon var sevgili dostlar. Bir de kablosuz şarj daha iyileştirilmiş durumda. Bluetooth 5 desteği ve aynı zamanda çift SIM kart desteği olan bir telefon var. iPhone 10S ile olan ilk buluşmam burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, çünkü sırada inanılmaz insanlar var. Teslim etmem gerekiyor telefona.